Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti alınırken yapılan hatalar. Mezheplere göre gusül abdesti nasıl alınır? Oje ile gusül abdesti olur mu? Bedeninde yara olan kişi, dövmeye gelirsek. Bunu özellikle söylüyorum, bununla ilgili çok soru geliyor ve bir yanlış algı var. Şimdi gelelim gusül gerektiren durumlara. Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti alınırken yapılan hatalar. Kelime anlamı sözlükte yıkamak, temizlemek manasında, mastar ve yıkanma anlamında isim olan gusül kelimesi, terim olarak cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilikten temizlenmek niyetiyle bütün vücudu su ile yıkamayı ifade eder. Burak, hani Türkçe'de boy abdesti diye bahsettiğimiz şey var ya, aslında boy abdesti demek gusül demek. Maide suresinde ve in kuntum cünüben fettahheru diye bize gusül almamız emredilmiştir. Mezheplere göre gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinde bütün vücudun tamamen kuru kalmayacak şekilde yıkanması şarttır. Hanefilere ve Hanbelilere göre ağzın içi ve burnun içi vücudun dışı sayıldığından bütün vücudu ağız ve burunla beraber yıkamak farzdır. Bu sebeple guslün farzı bolca ağza su almak, genizde o suyu hissedene kadar buruna su almak ve bütün vücudu iğne ucu kadar bir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamak farzdır. Hanefilere ve Hanbelilere göre. Şafilere ve Malikilere göre durum biraz farklıdır. Şafilerde ve Malikilerde ağzın içi ve burnun içi vücudun dışı sayılmadığından ağza ve buruna su vermek sünnettir. Ama yine bütün vücudu iğne ucu kadar bir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamak farzdır. Şimdi farzlarından bahsettik. Doğru mu Burak? Guslün farzı belli. Ağza bolca su vermek, mazmaza yapmak, buruna iyice su vermek, o genizde, burunun dibine kadar en derin yerinde o suyu hissetmek ve bütün vücudu iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. Bunu farzı. Çok basit değil mi? Guslün farzı 3'tür. Zaten 32 farzı anlatıyoruz ya. Ağza bolca su vermek, buruna bolca su vermek ve bütün vücudu hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamak. Zaten iğne ucu tabiri o. İğnenin ucuna ölçmek istesen ölçemezsin. Niye? Zaten bütün vücudun ıslanması gerektiği içindir o. Şimdi gelelim guslün sünnetlerine. Hep farzlarından bahsettik, biraz da sünnetlerinden bahsedelim. Cünüplükten dolayı yıkanmaya niyet etmek, besmele ile başlamak, elleri 3 kere yıkamak, avret yerinde ve bedeninde varsa pis olan yerleri yıkamak, namaz abdesti gibi abdest almak. Bunu da biraz açıklayayım, namaz abdesti gibi abdest almayı. Şimdi normal dedik ya, guslün farzı 3'tür. Ağza bolca su vermek, buruna bolca su vermek ve bütün bedeni yıkamak. Burada normal namaz abdesti gibi abdest alırken bolca ağza su veriyoruz, bolca buruna su veriyoruz. Sonra normal namaz abdestine devam ediyoruz. En sonda bütün vücudumuzu yıkayıp çıkıyoruz. Bu sünnete uygun bir şekilde gusül abdesti almak. Parmaklarla saçları ve sakalı tarar gibi yapıp suyun tam diplere, köklere ulaşmasını sağlamak. Önce sağ omuza, sonra sol omuza su döküp bütün bedeni ovalamak. Her organı 3 kere yıkamak ve gusül esnasında bu sıraya riayet etmek. Bu bahsettiklerimiz guslün sünnetleri. Bunları yapmak çok büyük faziletlidir. Ama dediğim gibi guslün farzına dikkat edelim. Ağza ve buruna bolca su verip bütün vücudu yıkamaya dikkat edelim. Sonra sünnetlerini oturtalım. Yani bunu neden söylüyorum? Bazen kafa karışıklığı olabiliyor. Önce sağ omuz muydu, sol omuz muydu diye. Bazı şeyler oturduktan sonra o sıralamayı yaparsak daha iyi olur. Bunu da neden anlatıyorum? Bundan yaklaşık 8-9 yıl önce, hayalhanemin ilk zamanlarında, eski hayalhanemdeyken, o zaman çok yeni kişiler geliyordu. Bir gün mutfakta oturuyoruz, yeni 4-5 tane genç geldi. Böyle sohbet, muhabbet ederken konu gusülden açıldı. Ben de tabii gusülü anlatırken Yunus, dedim ki yani gusülün farzı 3'tür. Hanefi ve Hanbelilere göre, işte Şafii ve Malikilere göre farklı farklı şekilde anlattım. Dedim gusülün farzı 3'tür. Bu şekilde mezheplerine sordum yani hangi mezheptensiniz falan diye. Gayet güzel muhabbet ortamında geçiyor. Ben gusülün farzından bahsettim. Ağza su vermek, buruna su vermek, bütün vücudu hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamak deyince ufak ufak ayaklanmalar oldu. Baktım biri ayağa kalktı gidiyor, ikincisi ayağa kalktı gidiyor.
Neyse, muhabbetin sonunda baktım kimse kalmadı. Sonra bir gün sonra denk geldik, sordum. Ya dedi, abi biz yıllardır guslü yanlış biliyormuşuz dedi. Meğerse o zamana kadar hep gusül abdestini yanlış alıyorlarmış. O yüzden hani şimdi özellikle farzlarından bahsediyorum ki guslün farzlarını tam oturtmamız, onun üzerine de sünnetlerini inşa etmemiz gerekiyor. Evet, gusülde nelere dikkat etmeliyiz? Gusül, mutlak su denilen nehir, pınar, kuyu, deniz ve yağmur suları ile yapılabilir. Gusülde asıl olan bütün vücudu yıkamak olduğuna göre saç, sakal, bıyık ve kaşların diplerinin yıkanıp ıslatılması gerekir. Özellikle bayanlar için söylüyorum, küpe deliklerini içerisine su gelecek şekilde ıslatılması gerekir. Aynı şekilde yüzük, dar bir yüzük varsa onun gevşetilip altının tamamen ıslatılması gerekir. Göbek deliğinin özellikle iyice ovalanması ve yıkanması, ıslatılması gereklidir. Ve en önemlisi, en çok gelen sorulardan birisi, oje ile gusül abdesti olur mu? Gusül abdestinde asıl olan dedik ya, bütün vücudun yıkanması, ıslanması. Öjede tırnak üstleri kuru kalacağı için, yani üzerini bir tabakayla örtüldüğü için tırnaklarda oje varken gusül abdesti olmaz. Onların temizlenmesi gereklidir. Bunu özellikle söylüyorum. Bununla ilgili çok soru geliyor ve bir yanlış algı var. Üzeri bir katmanla örtüldüğü için oje varken gusül abdesti olmaz. Dövmeye gelirsek, dövme yaptırmak çok büyük günahtır. Bununla ilgili zaten bir videomuz var. Ama dövme, gerçek dövme, o deri altına yapılan dövme ile gusül abdesti almakta herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü o su derinin üzerine ulaştığı için, boya derinin altında olduğu için dövme gusüle mani değildir. Ama tekrar ediyorum, dövme çok büyük bir günahtır. Efendimiz Aleyhisselam lanetlemiştir dövme yaptıranı ve yapanı. Bedeninde yara olan kişi, yaranın üzerindeki sargıyı çıkararak yarayı yıkar. Eğer ki yıkama yaraya zarar veriyorsa, sargının üzerini mesheder, bu da zarar veriyorsa, yani sargının üzerini de meshetmek zarar veriyorsa, o zaman hiç meshetmez. Çünkü İslam dini kolaylık dinidir. Gusül abdesti aldıktan sonra normal abdesti bozacak herhangi bir şey meydana gelirse, bu sadece normal abdestimizi bozar, guslümüze bir zarar vermez. Gusül yapması gereken kişi bedenindeki pislikleri giderdikten, ağzına ve burnuna su aldıktan sonra deniz ve ırmak gibi yerlere girecek olursa gusül yapmış sayılır. Şimdi gelelim gusül gerektiren durumlara. Guslü gerektiren hallerden cünüplük. Meninin cinsi bir zevkle, yani meninin şehvetle, tenasül organından çıkmasıyla oluşur. Bunun rüyada veya uyanıkken hasıl olacak cinsi bir arzudan veyahut herhangi bir heyecanla ileri gelmesi mümkündür. Bu hallerde ve ayrıca meni gelmese bile cinsi münasebette bulunma durumunda hem erkeğe hem de kadına gusül farzdır. Gusül ile ilgili bilinen hatalar. 1. Cünüp iken eşinle beraber olmak günah değildir, caizdir. Lakin abdestli olmak da iyidir. 2. Tuvalette gusül etmekte bir mani yoktur. 3. Şafii mezhebinde abdest alırken tertip farzdır. Yani sıralama farzdır. Cünüp bir şafii gusle niyet ederek denize girip çıksa bu haliyle namaz kılabilir. Çünkü gusülde vücut tek organ sayılır. 4. Gusül alırken avret yerleri kapalıyken kıbleye dönmek mekruh değildir. 5. Gusletmeden namaz vaktini geçirmemek şartıyla dinlenilebilir. Yani böyle bir hata var, sanki guslü gerektiren halden hemen sonra attığın her adım haramdır, yediğin içtiğin haramdır gibi bir yanılgı var. Halbuki uyuyabilirsin, dinlenebilirsin. Yani gusül gerektiren halden sonra belli bir müddet dinlenip ondan sonra da gusül alabilirsin. Bunda bir beis yoktur. İnsan bir gecede iki kere ihtilam olsa ya da guslü gerektirecek bir hal olsa, hatta birçok kez de cünüp olsa, hepsi için bir kere gusül alması yeterlidir. 6. Gece cünüp olan birisi uyandığında sabah namazı vaktinin çıkmasına çok az bir zaman olduğunu görse, günaha girmemek için hemen gusletmeye çalışır. İsterse vakti çıksın yetiştiremesin, nasıl olsa yetiştiremem deyip güneşin doğmasını beklemesi uygun olmaz. Gusülle ilgili anlatmadığımız diğer detayları açıklamalara detaylı bir şekilde anlattık. Eğer hala aklınıza takılan bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende
Bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.